Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için Canon Mobile GM9 Pro, Huawei P20 Lite ve Samsung Galaxy Note 8 kameralarını karşılaştırıyoruz. Bakalım bu 3 telefonun kameraları nasıl? Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir karşılaştırma ki Huawei Mate 20 Lite ile Samsung Galaxy Note 9'un kameralarını karşılaştırmıştık. Sizden oldukça ilgi gördü. Teknoloji Oku izleyicileri bu videoyu çok sevdi ve birçok kez izlediniz. Aradaki farkları, videosunu, fotoğrafını gördünüz. Şimdi biraz daha genişletilmiş bir karşılaştırmayla karşınızdayız. Bu karşılaştırmamızda videonun başında söylediğim gibi General Mobile GM9 Pro, Huawei P20 Lite ve Samsung Galaxy Note 8 karşılaştırmasını yapacağız. Sadece kameralarını karşılaştıracağız ama burada. Ön kamera performanslarını, arka kamera performanslarını hem fotoğraf hem videoda değerlendireceğiz. Ayrıca önceki videoda bir eleştiri gelmişti. Gece video çekimi de istemişlerdi. Onu da yaptık bu videoda. Gece video çekim örneğinde yine bu videoda görebileceksiniz. Karşılaştırma için nasıl bir düzenek kurduk? Hemen onu da göstereyim. Bu sefer daha farklı bir şey geliştirdik ki bir sonrakinde muhtemelen 4 yaparsak daha farklı bir şey kullanacağım ben. Bunu özel olarak yaptırdık. Bunun küçükleri var aslında ama bu kadar büyüğü yok şu anda piyasada bulabileceğiniz bir şey değil. Buraya 3 tane kamerayı bağladık. Birisinin açısı birazcık farklı görüyorsunuz zaten biraz aşağıda olduğu için. 2 kamerayı bu şekilde bağlayıp 3. kamerayı da buraya bağladığımızda az önce biraz sonra ekranlarda göreceğiniz videolar ve fotoğrafları bu düzenekte çekmiş olduk. Video ve fotoğraf örneklerine geçmeden önce her 3 telefonun da kameralarının video ve fotoğraf örneklerine geçmeden önce teknik özelliklerine bakacak olursak ilk olarak General Mobile GM9 Pro'ya göz atıyoruz. General Mobile GM9 Pro'nun ana kamerası 12+8 megapiksellik bir dual kamera teknolojisine sahip. Ön kamerada ise 8 megapiksel çözünürlük sunuluyor bize. Ana kameranın 4K 30 fps video kayıt özelliği bulunurken ön kamerada Full HD 30 fps video kayıt fonksiyonu yer alıyor. Huawei P20 Lite ise ana kamerası 16 megapiksellik bir birinci kamera, 2 megapiksellik de alan derinliğini sunan ikinci kamerayla yine dual teknolojisine sahip. Ön kameramız ise 16 megapiksel çözünürlük sunuyor. Galaxy Note 8 ise 12+12'lik 2 adet dual teknolojisine sahip ana kamera teknolojisini sunarken ön kamera ise 8 megapiksel sunuyor. Note 8'in video kalitesi ise ana kamerada 4K 30 fps, ön kamerada ise 2K yani 1440p 30 fps olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada yeri gelmişken hatırlatmakta fayda var. Bu telefonların Huawei P20 Lite hariç DxO Mark puanı da bulunuyor. General Mobile 9 Pro'nun DxO Mark puanı 90 iken Samsung Galaxy Note 8'in puanı ise 94. Yani birbirine yakınlar ama arada epey bir telefon var. Bu arada onu da söyleyelim. Şimdi gelin önce ön ve arka ve yine gece video çekim performanslarına bakalım bu telefonların. Daha sonra fotoğraflarla devam edelim. Evet herkese merhaba. Şu anda 3 telefonla da video kaydı yapıyoruz. Ön kameralarını kullanarak yapıyorum bu kaydı. Kullandığımız telefonlar ise Huawei P20 Lite, Samsung Galaxy Note 8 ve General Mobile GM9 Pro. Üçünün de ön kamera performansını şu anda görüyorsunuz. Şimdi ilk olarak sesimizi bu ana kadar General Mobile GM9 Pro'dan verdik. Şimdi şu anda sesi Huawei P20 Lite'dan alıyoruz. Şu anda onun sesinden beraber devam ediyoruz. Hafif bir, bayağı bir yağmurlu aslında bir İstanbul havasındayız şu anda. Evet, şu anda sesimizi de Samsung Galaxy Note 8'e verdik. Şu anda bu videoyu da onun ön kamerasını ve mikrofonunu kullanarak kayıt etmiş oluyoruz. İşte 3 telefonun ön kamera performansları bu şekilde. Herkese merhaba. Şimdi arka kameralara geçtik. Sırasıyla General Mobile GM9 Pro, Huawei P20 Lite ve Samsung Galaxy Note 8'in arka kameralarıyla video kayıt yapıyoruz şu anda. Az önce de ön kamera çekimlerinde söylediğim gibi yine bir yağmur var. Islanıyoruz zaten gördüğünüz gibi. Bu yağmur altında kayıt yapıyoruz. Kapalı bir havada İstanbul sonbahar havasındayız şu anda. Ve 3 kameranın da şu anda görüntü kalitesini görüyorsunuz. Şu ana kadar yaptığımız bütün ses kaydını General Mobile GM9 Pro'nun kamerasından verdik. Şu saniyeden itibaren P20 Lite'a geçtik. Huawei P20 Lite'a. Şu anda P20 Lite'ın ses kalitesini duyuyorsunuz. Açık havadayız az önce söylediğim gibi. Yağmurlu bir İstanbul öğleden sonrasındayız. Evet şu anda da Samsung Galaxy Note 8'e geçtik. Şu andaki video kaydını Note 8'in kamerasından alıyoruz ve sesi de yine oradan görüyorsunuz zaten. 3 kamerayı da burada kalitesini siz de karşılaştırmış olacaksınız.
Şimdi her üç telefonun fotoğraf tarafına da bakacak olursak, telefonların hepsi dual kamera teknolojisini destekliyor. Yani ana kamerada en azından dual kamerayı destekliyor. Ön kameralara ise hepsi teklik kamera teknolojisi bulunuyor. Fotoğraf ayarlarına ve fotoğraf kalitesine baktığımızda General Mobile ile Samsung'un yarıştığını söyleyebilirim. Samsung Note 8 tabii ki fiyatından da kaynaklanan bir durumla beraber bir tık daha iyi sonuç veriyor, onu söyleyelim. Ama fiyat anlamında değerlendirdiğimizde ise General Mobile 9'un P20 Lite'ın üstünde olduğunu söyleyebiliriz ama fiyatların ikisi de aynı. Bunu da belirtelim. Şimdi fotoğraf örneklerine bir bakalım. Akabinde genel bir değerlendirme yapıp videoyu kapatacağız. Fotoğraf örneklerini gördünüz, video örneklerini gördünüz. Hangi kamera bizim daha çok hoşumuza gitti? Açıkçası ben General Mobile 9 Pro'nun kamerasını biraz daha beğendim. Note 8 tabii ki bir önceki nesil, malum Note 9 çıktı. Ancak fiyat anlamında baktığımızda hala da 4000 lira civarında satılan bir telefon olduğunu belirtelim. Note 8'in de kamerası kötü değil. O da iyi, gayet iyi sonuçlar veriyor. Ancak fiyat anlamında baktığımızda neredeyse General Mobile'in 2 katı bir fiyata satılıyor. P20 Lite tarafına gelecek olsak, P20 Lite şu anda en azından biz bu videoyu çektiğimiz tarihte General Mobile ile hemen hemen aynı fiyata satılıyor. 2000 lira civarında. 2100-2200'e kadar çıkabiliyor fiyatı. İkisi de hemen hemen aynı fiyata satılıyor. Ancak kamera anlamında baktığımızda General Mobile GM9 Pro'nun daha başarılı olduğunu söyleyeyim. Hem ön kamerası hem arka kamerası hem de gece ve diğer gündüz çekimlerindeki performansı General Mobile GM9 Pro'nun daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Kamera anlamında ve fiyat anlamında, yani fiyatına göre kamerasını değerlendirdiğimizde General Mobile GM9 Pro'nun hepsinden daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Eğer uygun fiyatlı bir telefon arıyorsanız ve kamerası da iyi olsun diyorsanız General Mobile GM9 Pro'nun bu 3 telefon arasında birincilik koltuğunda olduğunu söyleyebiliriz.
General Mobile GM9 Pro, Samsung Galaxy Note 8 ve Huawei P20 Lite kameralarını karşılaştırdığımız videonun sonuna geldik. Siz de sonuçlara bakarak yorumlarınızı gerek bu videonun altına gerekse teknolojioku.com adresine iletebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.